Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkıları ve sizlerin desteğiyle 26.800'e ulaştığımız bir günün ertesinde sizlerle bir aradayım arkadaşlar. Normalde ben hala 27 Ekim'deyim ama videoyu çekerken sizlere de yükleneceği, yani videonun izleyeceğiniz saati dikkat alarak 28'i gibi bahsedeceğim, bilginiz olsun. Fenerbahçe'nin maçında dakikalar 60'ı gösteriyordu ve sarı lacivertler 3-1 gerideydi. Kanarya'da taktik dehası hocası Jorge Jesus tek hamlede 4 değişiklik yaptı. Sistemi değiştirdi. Daha önce oyun okumasıyla birçok kez puan almayı başaran Portekizli çalıştırıcının dokunuşları maçın gidişatını etkiledi. Oyuna sonradan aldığı Miha Zajc, Emre Mor golleri attı. Fenerbahçe liderliği kaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde arkadaşlar biliyorsunuz liderlik müsabakasına çıktı Fenerbahçe ama inanılmaz bir şekilde, enteresan bir şekilde 30. dakikada 3-0 geriye düşmeyi başardık. Sonrasında 42'de Enner Valencia ile 3-1'e getirip umutları yeşertirken 45+1'de çok ama çok net pozisyondan yararlanamadık Crespo ile. Bitti mi? Bitmedi. 60'da 4 değişiklik birden geldi. Sistem değişti. Yani üçlü savunmadan dörtlüye dönüldü ve Yahero, Yamero diye tabir edilen o sisteme doğru Fenerbahçe uzunca bir yol aldı. Oyuna girenler attı. Oyuna sonradan giren iki futbolcu ağları sarstı. Fenerbahçe 4. gol için bastırdı ama maçın orta hakemi Fenerbahçe 4. golü atamasın diye maçı erkenden bitirdi. Ren teknik direktörünün açıklamaları var. Ben çok merak ediyordum ne diyecek diye. Bruno Genesio. Bu arada bu adamın önü açık ama size söyleyeyim. Yani 3-0'dan 3-3'e verilen müsabakanın ardından diyor ki takımınız aptallık yaptı mı sorusuna dürüst bir şekilde cevap vermem gerekirse ben takımın antrenörüyüm. Kararları ben alıyorum. Eğer bir aptal varsa öncelikle o benim demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Kırışayım. Etkilendiğim bazı maçlar olmuştu. Bu maç da onlardan bir tanesi. İkinci yarıda daha iyi oynayabilirdik. Taktik gereği değil. Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri yüzünden ikinci yarı savunma yapamadık. Kendi sahalarında oynuyorlar. Bu çok normal. Böyle bir blok yememiz çok normal demiş. Siz blok yemediniz. Başka bir şey yediniz de neyse. Sahamızdan bazen çıkamadık ve boş alanları kullanamadık. Fenerbahçe 2 maçta da geriden geldi. Golleri attı. Diyecek bir şey yok. Bu futbol. Taktik olarak 2 hocanın da bir üstünlüğü olmadı. Durum berabere. Grup liderliği için şu an bir şey söylemek çok güç. Son maçlara bakacağız. Son maçlarda her şey mümkün demiş. Şimdi gecenin flash açıklaması maç bitiminde Jesus'tan geldi. Arkadaşlar futbolcular şunu dedi bunu dedi falan filan hiç girmeyeceğim. Maç 3-0'dan 3-3'e geldi. Taraftarın ciddi bir tepkisi vardı. Altay Bayındır'a. Ve Jesus 90. dakika bitiminde Altay Bayındır'a sahip çıktı. Bakın arkadaşlar ona gösterilen tepkiler bana gösterilmiş tepkidir. Bakın ona gösterilen tepkiler bana gösterilmiş tepkidir. Bu çok ağır bir ifade farkındaysanız. Ben de bunu istemem. Böyle bir ortamda bulunmak da istemem. Oyuncular arasında ayrım yapmasınlar. Çünkü ben yapmıyorum. Diyor. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Tamam o gol attı, bu gol attı. Şöyle böyle ama iki takım da puanını 11'e yükseltti. Ama genel averajda üstün olan Fenerbahçe son haftaya liderlik avantajıyla girdi. Ve Fenerbahçe yani Jesus ona gösterilen tepkiler bana gösterilmiş tepkidir diyor. Altay Bayındır'a sahip çıkıyor. Yani oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda bizim güçlü olmamız için bize her zaman destek veriyorlar. Bugün Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepkiler bana gösterilmiştir. Ben de bunu istemem. Böyle bir ortamda bulunmak istemem diyor. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası eğer sözleşme uzatmak istiyorsanız eğer sözleşmemi uzatmamı istiyorsanız diyor asla ve asla Altay Bayındır'a tepki göstermeyeceksiniz diyor. Aslında doğru. Arkadaşlar maç bitiminde istediğiniz tepkiyi gösterin. Sosyal medyada yerinde bir... Bak sosyal medyada sosyal medyada beni de dahil eleştirebiliriz ama stadyumda Jesus Türk iyi oynarken alkışlayan, kötü oynarken ıslıklayan taraftar benim gözümde sıfırdır. Ya bu hepimizin şeyi. Ya bu hepimizin şeyi. Luan Perez'in ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Gustavo da kas sakatlığı yaşadı. Minimum 2 maç olmayacak gibi gözüküyor.
Bana sorarsanız takıma katılacak bir futbolcu hangi mevkide olacak diye stoper derdim diyor. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Gustavo Henrique'den de bu arada kötü haber diye başlıkta verecektim aslında ama Jesus özetledi. Yani Gustavo Henrique sakatlanarak oyuna devam edemedi. Açıkçası. Liderlik adına önem taşıyan bir maçtı. 3-1 geride kapattık. Ve karşılaşmanın 57. dakikasında bir pozisyonda topa vurduktan sonra sol üst ön adalesini tuttu. Kendini yere bıraktı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Futboldan ve Fenerbahçe'den anladığım kadarıyla söylüyorum. Dünya Kupası arasına kadarki 4 maçta da forma giyemez. Bak sol üst ön adalesinde arkadaşlar. Eğer kasık bölgesindeyse Dünya Kupası arasının yarısını sakat geçirir. Yerini Ezgican Alioski'ye bıraktı. Gustavo Henrique'nin durumu, net durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak diyor. Ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi durum bu arkadaşlar. Bana kızmayın. Ha şu bir gerçek. 3-0'dan 3-3'e geldiği an birçok kişinin ya duygularının değişme anıdır. 5 dakika daha olsa kesinlikle yani kesinlikle o maçı 4-3'e çevirirdik biz. Ama tabii korkular. Takım acı çektiğinde acı çekmemiz, mutlu olduğunda mutlu olmamız gerekiyor. Takımlarını çok seviyorlar. Bazı oyuncuları daha çok sevmeleri normal ama herkese saygı göstermeliler. Hiçbir insan çocuklar arasında ayrım yapmaz demiş. Jesus. Haksız mı? Yani haksız mı arkadaşlar? Şimdi ben şunu söyleyeyim. 3-1 yani 3-1'e getirmişsin. 3-2 yapmışsın ama 3-2'den sonra 4-2'ye de düşebilirdin. Yani 4-2'ye de getirebilirdin maçı. Yani geriye de düşebilirdin. Ama Fenerbahçe yılmadı, pes etmedi. Ben Fenerbahçe'yle ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her maç sonrasında klasikleşen bir şeyimiz var. Bizim neydi onun adı? Hani futbolculara yaptığımız bir puanlama var. Kısaca ona da değineyim. Çünkü maçın istatistiklerinde aslına bakarsanız Fenerbahçe istatistiklerde gerçekten iyiydi. Bakın arkadaşlar şaka yapmıyorum. Gerçekten istatistikte iyiydi. %63'e %37 topla oynama. Haberiniz var mı? Toplam şut 14'e 6. İsabetli şut 6'ya 4 öndeyiz. Kaleyi bulmayan şut 5'e 1 öndeyiz. Engellenen şut 3'e 1 öndeyiz. 5 köşe vuruşumuz 1 köşe vuruşu var rakibin. 3 kez ofsayta düştük. Rakip 5 kez düştü. 12 faulümüze 20 faulle karşılık verdiler. 2 sarı yedik 3 sarı yemişler. Lan aynı maça mı bakıyorum? Hangi ara 3. sarı kart? 2 tane yediler. 4 büyük şans yakalamışız. Rakip 3 tane yakalamış. Biz 3 tane büyük fırsatı kaçırmışız. Rakip 1 tane kaçırmış. Kontra ataktan 2 defa gelmişler. Kontra atakta şut 1 kere atmışlar. Kontra atak golünü 1 kez atmışlar. Bizde 0. Ceza sahası içinden şut 11 bizim. 4 rakibin. Ceza sahası dışından 3 bizim. 2 onların. Kaleci kurtarışı 1 bizim. 2 onların. Pas 520'ye 315 öndeyiz. 432'ye 238 isabetli pasta öndeyiz. 64 uzun topta 36 başarıyla öndeyiz. Onların 52'ye 22. 19 ortada 4 isabetle öndeyiz. Rakibin 6'ya 1. Top sürme girişimi 30 top sürme girişiminde 14 bizim. 20'de 13 onların. Top kaybında 154 top kaybımız var. Rakibin 119. İşte bu çok sıkıntı. Kazanılan ikili mücadele 60 bizim 68 onların. Kazanılan hava topu 10 bizim 14 onların. Top çalma 17 bizim 29 onların. Pas arası 5 bizim 6 onların. Topu uzaklaştırma 3 bizim 23 onların. Yani baktığınız zaman arkadaşlar hakikaten biz üstün oynadık. Şaka yapmıyorum ama sonuç. Altay Mayındır'a SofaScore 5.8 vermiş puan olarak. Arao'ya da 5.9 vermiş. Maçın en kötü iki ismi. Yani isabetli pas 23'e 21'e 13 diyor Altay için. 27 kez topla buluşmuş. Uzun topta 14'e 6 isabetli. Zaten 8 tane pas hatasını burada yaptı diyor Altay Bayındır için. Yani engellenen şut vesaire hiçbir şey göstermiyor. Yani kötü bir performans. Arao 61 dakika oynamış. 39 kez topla dokunmuş. 34, 30'da 24 pas isabeti. Bir önemli pas. 1'de 0 orta isabeti. 5'de 2 uzun top. Top sürme girişimi 1'de 0. Kazanılan ikili mücadele 4'te 0. Kazanılan hava topu 1'de 0. Top kaybı 10. 1 faul. Bir pas arası bir geriye koşu diyor. Ama Atilla Szalai Gustavo Henrique'de rezil durumda açıkçası. Gustavo Henrique 60 dakikada
2 kez ayaklı uzaklaşma, 1 pas arası, 2 de 1 hava topu, 3 top kaybı, 31'de 28 pas %90, 1 de 0 uzun pas. Atilla Salah'ı 90 dakikada 1 pas arası, 1 geriye koşu, 4'te 0 ikili mücadele kazanma. Kazanılan hava topu 1'de 1, top kaybı 9, 3 faul yapmış. 73'te 65 pas isabeti, 11'de 7 uzun top isabeti. Yani savunmayı bir nevi Serdar Aziz korumuş. Ha, üçlü savunmada çok açık verdik, açıkça söyleyeyim. Crespo da 6.8 almış yani. Baktığınız zaman Crespo da biraz dökülmüş. 55'te 49 pas isabeti, 71 kez topla buluşmuş, 1'de 0 orta isabeti ama 7'de 6 uzun top, 1 engellenen şut, 1'de 0 başarılı top sürme girişimi, 14'te 7 ikili mücadele ama rakibin de hayvan gibi olduğunu da unutmamak lazım. 10 top kaybı, 1 faul, kendisine 3 faul yapılmış, 1 engellenen şut, 4 top çalma, 4 geriye koşu, 1 de asist arkadaşlar. 6.8. Maçın en çok puanı 7.3 İrfan Can'a vermiş. 60 dakikada 1 asist, 51 topla dokunuş, 28'de 21 pas isabeti, %75, 4 önemli pas, 3'te 2 orta isabeti, 4'te 2 uzun top isabeti, 2 fırsat oluşturmuş, 1 kaleyi bulmayan şut, 3'te 1 top girişimi, top sürme girişimi, ikili mücadele 14'te 6, hava topu 1'de 1, 13 top kaybı, 1 faul yapmış, kendisine 2 faul yapılmış. Bakın burası önemli, 1 pas arası, 3 top çalma, 4 geriye koşu, böyle de bir oyun sergilemiş. Oyuna sonradan giren Emre Mor 7.3, Zayt da 7.3 almış. Emre Mor 30 dakikada 33 kez topla buluşmuş, 12'de 17 pas isabeti, 1'de 0 orta, 2'de 1 uzun top, isabetli şut 1, kaleyi bulmayan şut da 1, top sürme girişimi 1'de 1, 10'da 5 ikili mücadele kazanma, bakın 30 dakikada. Top kaybı 11, 1 faul yapmış, kendisine 2 faul yapılmış, 2 top çalma, 1 geriye koşu, bir de golü var biliyorsunuz. Zayt da 1 golle oynamış 29 dakika, 26'da 25 pas isabeti, %96. Aynı şekilde 1'de 1 uzun top, kazanılan ikili mücadele 1'de 1, top kaybı 1, top çalma 1, pas arası falan yok ama gecenin kahramanı. Hocam sen puanla, açıkçası Altay Bayındır'a 4, Serdar Aziz 7, Gustavo Henrique 4, hatta 4 de değil 3, Atilla Salah'ı 4, Arao 4, Crespo 7, Lincoln 6, İrfan Can 9, Osayi 9, ben 6.9 vermişler Osayi'ye ama bakın 90 dakika, 83 kez topla buluşmuş, 58'de 44 pas başarısı %76, 1'de 0 orta isabeti, top sürme girişimi 4'te 3, kazanılan ikili mücadele 10'da 8, kazanılan hava topu 6'da 3, top kaybı 16, kendisine 3 faul yapılmış, 2 top çalma, 1 geriye koşu ama offside'ı bozduğu için biraz puanı düşük. Ja Pedro 3, hiçbir etkinliğini görmedim. Valencia 8 benim gözümde. Oyuna sonradan giren Alioski 7, Emre Mor 10, Arda Güler 9, Zayt 10, Batshuayi 10, attığımız 3. golde yaptığı perdelemeye dikkat edin arkadaşlar. Yani baktığınız zaman Fenerbahçe galibiyet hak etti mi? Etti. Ama maçın hakemi zaten Fenerbahçe galip gelmesin diye elinden geleni yaptı. Ben herkese uyarıyorum. Açık açık Jorge Jesus sözleşme uzatmak istiyorsanız şunu yapın, yoksa ben gidiyorum, yolunuz açık olsun demiş. Lütfen Altay Bayındır'a da sahip çıkın. Başkasına da sahip çıkın. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Not sahada ve stadyumda. Beğenmediğiniz hoşunuza gitmedi, sosyal medyada eleştirin. Bana göre maçın en kötülerinden biri Altay Bayındır. Eleştiririm. Niye eleştirmeyeyim? Ama adam diyor ki stadyumda moral bozmayın. Skoru çevirecek de bunlar diyor. Skoru çevirecek de bunlar. Ya kıvılcım her zaman olmuyor işte arkadaşlar. Her maçta bir kıvılcım çıkmıyor. Ya Zayt'ın golü gelmeseydi? Anlatabiliyor muyum? Şimdi Fenerbahçe bu kadar iyi oynarken rakip de Amine Guri'ye, hani Amine Guri ismine 8.8 vermiş. 2 gol 1 asistten oynamış eşek sıpası. Adam 32 milyon euroyu göstermiş işte. 2 isabetli şut, kaleyi bulmayan şutu 1, top sürme girişim 1'de 1, 16'da 20 pas isabeti. Yani önemli pas 1, oluşturulan fırsat 1, 6'da 4, ikili mücadele, hava topu 2'de 0 kazanmış, 7 top kaybını oynamış. İşte 30 milyon euro böyle bir şey. Martin Terrier 7.5 puan ortalaması vermiş, 7.5. Başkası Martabal.
Başkası Martaval arkadaşlar. Yani Fenerbahçe üstün oynadığı maçı, hakem faktörünün bu şekilde olduğu maçı en azından beraberlikle tamamladı. Rossi gibi bir eksik maçın öncesine çıktı. Luan Perez zaten oynatabiliyorsun. Mert Hakan yok. Serdar Dursun yok. Hani o yok bu yok içinde. İsmail'i oynatamadın. Kusura bakmayın. Ferdi Kadıoğlu'nu değerlendiremedin dinlensin diye mecburen. Vesaire vesaire. Yani Fenerbahçe'de işler iyi gidiyor. Lütfen destek olalım. Bakın 4 maçımız kaldı. 4 tane maç. Bir tane Kiev maçı, 3 tane lig maçı. 4'ünü de alalım. Sesimiz çıkmasın. Anlatabiliyor muyum? Hep destek, tam destek. Gustavo'nun sakatlığından sonra dörtlüye döner miyiz? %99.94 diye döneriz. Ama dörtlüde çok atıp çok yeriz. Yani Altay Bayındır eleştirileri de sürecektir diye düşünüyorum. Çünkü dörtlüde açık söyleyeyim çok atıp çok yeriz. İlla ki yediğimiz zaman da Altay Bayındır eleştirilecektir. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kanala bu arada benim çağrımla abone olan arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.